Ders çalışma vloglarına hazır mısınız diye kamera açacaktım. Elektrikler kesildi. Galiba ben hazır değilim ders çalışma vloglarına ama benim okulum açılalı bir hafta oluyor. Ve derslerim bir anda inanılmaz yoğunlaştı. Tam gerçekten ders çalışmak için masaya oturdum. Ajandamı açtım, kamera açtım. Tat elektrikler gitti. Yapacak bir şey yok. Mutlaka çalışmak zorundayım. Bu dönem okuldan 4 ders, 6 ders alıyorum. 4'ü hukuk, 2'si işletme dersi. 4'ü ticaret, eşya, medeni usul ve alttan kalan bir tane idare dersim var. Bir tane de mat 101 diye ders alıyorum. Matematiğe giriş ve fonksiyonlarla alakalı. Bir de accounting dersi alıyorum. Bunlarla beraber totalde 6 ediyor. Ay böyle çok uzak oldu ama burası karanlık olacak birazcık ama yapacak bir şey yok. Neyse bugün günlerden cumartesi. Ben biliyorsunuz hafta içi kendi evimdeyim. Hafta sonu da ailemin evine geliyorum. Ay bir hafta vlog çekmiyorum. Özlemişim vlog çekmeyi. Neyse bugün aile evine geldim. Normalde akşam böyle yemeğe falan gidecektim okuldaki kulübümle fakat hani annem bir tık rahatsız gibi, hem onunla ilgileneceğim birazcık. Hem yapmam gereken, burada biriken çok fazla işim var, kitap sipariş vereceğim, ne bileyim. Spora gitmek şu an istiyorum. Belki bir arkadaşımı buluşurum Mehmet'le Beşiktaş'ta, bilmiyorum tabii buluşur muyuz buluşmaz mıyız. O yüzden o programa bugün gidemeyeceğim. Başka kalıcı hoca randevusuna gideceğim çünkü tırnaklarım gerçekten çok kötü. Yani çok kötü bakınca iğreniyorum. Video çekmem gerekiyor. İdare hukukunun bir dersinin idare hukukunun pratiğini izlemem gerekiyor. Ay 2 saattir konuşuyorum sanırım. Neyse bir de bugün idare hukuku idare değil, accounting dersinin notlarını birazcık okumam gerekiyor. Çünkü ders bir anda çok yoğunlaştı ve çok ezber üzerine gitti. Yani velhasıl kelam yapacak çok şeyim var. Bir de spora gitmek istiyorum. Çünkü bu hafta içi okulda hiç spor yapmadım. Paso yedim içtim. O yüzden birazcık sistemi dengeleyelim. Bir de okulun ilk haftası eğlenceli olmalıdır bence. O yüzden ben de eğlendim ama artık şu an birazcık sıra çalışmakta. İnternet gelse de kitaplarımı alsam en azından da. İnternet yok. Dostlar ders çalışma vloglarına hazır mısınız ya? Ben ders çalışmaya hiç ama hiç hazır hissetmiyorum kendimi. Sanki daha yeni bitmiş gibi hissediyorum okulda. Haziran ayından beri çok oldu. Neyse ders çalışma vloglarına hazırsanız bile ben değilim ama ders çalışmaya başlarız. Bir de bundan tam 20 gün sonra, bugün en ikisi. 20 gün sonra doğum günüm ve inanılmaz heyecanlıyım. Şimdi içim kıpır kıpır. Neyse ben kapıyorum çünkü erken kalktan yol alır. Beğenmiyorum. Cildim sivilcelendi bu aralar. Neyse hava buz gibi ama donuyorum yani. Bir yandan böyle vicdanımın demeyeyim de bir iğrenmez hava, soğuk havaları çok seviyor. İşte yağmuru çok seviyor. Çünkü tam bir sonbahar aşığıyım. Diğer iğrenmez de işte sokakta yaşayan insanlara, sokakta yaşayan hayvanlara vs. çok üzüldüğü için soğuk havalarına nefret ediyor. Gerçekten yine küçük bir şükür seansı, bana boş yapma demeyin. Ama gerçekten yani evimizi kafamızı sokacak bir yerimizin olması bile çok büyük bir şükür kaynağı bence. Ben bu son dönemlerde her gece uyumadan önce böyle şükretmeye başlıyorum. İşte yatacak yerim olduğu için, ne bileyim, yatacak yatağım olduğu için, yastığım olduğu için, dört duvarlı bir evim olduğu için,
taktikten başlıyorum. Size bir taktik işte. Çekilmesini birazcık böyle kullanıyorum. İlk böyle olan şeylere şükredip sonra olmasını istediğim şeylere de sanki olmuş gibi söylüyorum ve bunlara şükrediyorum. Mesela işte Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. 3,5 ortalama yaptığım için falan. Bunu da Gözde Tezer'de görmüştüm. Ay, kamera beni tam almıyor galiba. Bunu Gözde Tezer'in YouTube kanalında görmüştüm. Ve bence işe yarıyor. Eğer çekilmesine inanıyorsanız bilmiyorum. Ama ben inanıyorum. Arkada bir şeyler var mı? Neyse. İşte tırnaklarımı bu arada yaptırdım. Şimdi daha yeni yaptırdım. İsim vermeyeyim bence. Beğenirsem, memnun kalırsam bir dahaki gelişimde hani kırılmazsa, hava almazsa falan sizinle paylaşırım. Şimdi eve gidiyorum. Hava 18 derece dediğim gibi. Çok soğuk. Ama çok hem çok güzel hem işte üzülüyorum. Bir de arkadaşlar gözlüğümü geri kullanmaya başlamak zorunda kaldım. Çünkü gözlerim görmüyor. Yani tahtayı okulda arkalarda oturunca tahtayı hiç göremiyorum. Muhtemelen bu gözlüğümden bile yani numarası değişti bunun. Çünkü 1,5 sene oldu ben alalı. Yine göz doktoruna gitmem gerek ama gidene kadar bunu takacağım. Eğer böyle takmadığımı falan görürseniz lütfen siz beni arada darlayın storylerden, ne bileyim yorumlardan falan. Gözlüğünü tak, gözlüğünü tak, gözlüğünü tak diye. Teşekkür ederim. Sizi öpüyorum şimdilik. Dostlarım selam. Çok çirkin bir kombinle bugün karşınızdayım. Emir, bu arada size Emir hakkında bir bilgi vereceğim. Emir inanılmaz tripli bir çocuktur. Ve onunla normalde biz geçen hafta sinemaya gidecektik. Nerede şurası? Şurada. Gideceğimiz filmde James Bond'un filmi. Geçen hafta gidecektik. Ona dedim ki bir gün. Bugün de ileri gitsek sıkıntı olur mu? Benim bana bir trip attı var ya sen anlat ama. Neyse kısmet bugün hem de olan James Bond'un filmi çıktı. Bir dakika abla. Oraya geldik biz. Şimdi film başladığı için içeri geçiyoruz. Sizi kapıyorum. Arkadaşlar çok sinirliyim. Size spoiler vermemek için. Ay çok kıyıp yorgun bir tipim var ya. Zaten bunu attığından spoiler vermiş. Hayır hayır. Hayır vermiyorum hiçbir şey ama. Güzel film. Çok güzel ya. Ben James Bond, özellikle Daniel Craig'i bayağı seviyorum. Bayağı. Çok güzel filmdi ama neyse susuyorum. İzleyenler bana DM'den yazsın, onlarla konuşalım. Çünkü şu anda dilim tutuk. Bir de ne kadar sürdük? Biz 8.30'da girdik. Şu an saat 11.30. Hani arayla falan. Neredeyse 3 saat sürdü. Bayağı uzun. Ama hak ediyor hak ediyor. Ben sinemaya gitmeyi falan çok sevmem genellikle. Çünkü film izlerken ilerletmeyi çok seviyorum. Ama bunun her saniyesine o kadar değildik. Evet çok iyiydi. Şimdi eve gidiyoruz. Daha ders çalışacağım. Yani saat 11.30 ama sabah erken kalkmanı iğrenmez. O yüzden geri geç çalışacaksın. Arkadaşlar saat şu anda 2. Ve ben ne demiştim bu videoyu kapamadan henüz daha demin dedim. Dedim ki mutlaka artık ders çalışacağım eve gidince. Geç yatmayabilir, geç kalkmayabiliyorsan geçe kadar ders çalışacaksın iğrenmez. Kendi kendime şov yapıyordum. Yani burada şey göstermek istemedim. Şey gösterebilirdim yani. 2 dakika masa başına geçip öyle azıcık ders çalışmış gibi video çekerdim. Ama olmayan bir şey göstermek istemedim size. Çünkü ben de çok tetikleniyorum bazen insanların böyle çok her şey mükemmel görüntüsünden böyle şey hissediyorum kendime. Yani herkes çok mükemmel. Ben mi acaba çok yetersizim? O yüzden bu videoda size birazcık ne bileyim şey yapmayın. Bundan bahsetmek istedim birazcık. Yani boş bir günde evet, hatta bu videoda birazcık boş bir video. Belki sıkıldınız bilmiyorum ama son dönemlerde YouTube bir tık boşladım değil de böyle yeni eve taşındım, işte okul açıldı. İlk bir yurt çıkmadı bana, staj yapıyordum falan, böyle inanılmaz yoğun geçti son dönemlerim. Ve YouTube düzenim çok şaştı. Sizden bu yüzden de özür dilerim. Şimdi okul açınca nasıl yapacağım bilmiyorum. Belki haftada 1'e düşürürüm videoyu. Çünkü okul bu sene çok yanım, ortalamamı yüksek tutmam gerek. Ki Erasmus'a gidecektim ben Lisbon'a, belki hatırlarsınız. Onun yerine şimdi exchange'e gitmek istiyorum New York'a. Ve bunu yapabilmem için gerçekten çok çalışmam gerekiyor. Ortalamamı yüksek tutmam gerekiyor. O yüzden bilmem YouTube'u nasıl yapacağım. Hani haftada bir yaparım belki ki hani hem böyle sadece yüklemek için video yüklemiş olmam, böyle içeriği dolu kaliteli olur, hem benim çok vaktim almaz, hem de beraber karşılıklı keyif alırız. Bugün böyle bu arada kendime baksanız ya, sizin de öyle oluyor mu? Maskeden bu arada çok sivilce çıktı gibi hissediyorum cildimi. Bu beni birazcık üzüyor. Geçen gün ne aldım?
Şu markanın adı neydi ya? Hadi kalkıp bakacağım valla. Marka, bu arada reklam değil ha. Keşke reklam olsa. Yani şu Türk Puri Solution'ın şeyini aldım. AHA, BHA tarzı bir serumunu. İyi geldi gibi. Onu 3 günde uyguluyorum geceleri. Şu iki sivilcem söndü şuradakiler. Ama yine sivilcelerimin çıkması bir tık beni sinirlendirir. Çünkü ilk kez Roaccutan kullandım abi. Daha ne yapayım? Biraz da kabullendim yani. Demek ki genetik olarak benim cildim hiçbir zaman böyle bebek gibi olmayacak. Yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil bu. Ay neyse birazcık boş yaptım ama hani size de birazcık şeyden bahsetmeye istedim. Ne bileyim TikTok'ta görüyorsunuz ya That Girl diye işte sabah 5'te kalkıyor falan. Onu ben de yaparım ama her zaman her insanın hayatı çok verimli değil. Ay boş yapmayacağım. Sinemadan geldiğimden beri 2 saattir James Bond müzikle dinliyorum zaten. O yüzden dostlarım size öpüyorum. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de beni yorumlarla üzmeyin. Tamam ay çok sıkıcı, ay çok sıkıcı falan diye. Üzülüyorum ben çünkü öyle şeylerden. Okul açılınca değil. Okul açıldı zaten de bu hafta böyle bir koşturma haftasıydı ya. Önümüzdeki hafta sizi bir hukuk videolarına, koç videolarına, ders videolarına, ev videolarına her şeye boğacağım. Ama bunun için beklemede kalın. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.